Görüşürüz o zaman. Görüşürüz Melisa. Nasıl yapsak? Hadi. Hadi bay bay. Görüşürüz. Melisa ya. Yenisiniz diye herhalde biraz utanıyorsun. Evet. Ben gideyim o zaman. Bir şey diyeceğim. Benim size itiraf etmem gereken bir şey var. Ben aslında sizin aranızda bir şey var sanıyordum. Yani böyle hatta bayağıdır da sizi takip ediyorum falan. Ama yani bu gece anladım ki gerçekten çok salakmışım ya. Bu akşam o kadar rahatladım ki. Melisa'cığım, Alper bıraksın seni eve. Yok. Hiç gerek yok gerçekten. Ya olur mu öyle şey? Yalnız başına yürüme. Alper'cığım sen bırak. Tamam o zaman. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Görüşürüz yarın. Bayağı şu an evsizim yalnız hani. Hom musun ayol? Ya şimdi Görkem Bey siz de hiçbir yeri beğenmiyorsunuz ki. Ne diyeyim ben size? Annem orası da doğru yani. Ben biraz pimpirikliyim. Evet kabul ediyorum. Kolay kolay içime sinmiyor. Tamam gelin bende kalın. Ay yaprak dönerim bak. Artık şu tekliften vazgeç. Kalbini kıracağım. Yahu Görkem Bey şurası ya şurası şurası. Gelip bakacaksınız beğenmezse kapıdan çıkarsın ya. Ay usandım. Ama sen usanmadın. Hadi göster devam. Devam ki. Gel beni takip et. Of. Karanlık mı biraz? Siz geçin Görkem Bey ben halledeceğim şimdi. Yok artık. El şaplattın filan. Evet. Aa. Ay ne güzel. Ya inanamıyorum şu anda. Saati. Bu el senin mi? Günde ortalama 5 işte çalışınca oluyor işte. Sen var ya sen. Yani bu eve ilk defa ben mi geliyorum? Vallahi siz geliyorsunuz Görkem Bey. Daha önce hiç kimse gelmedi. Gerçi onların da kendine göre derdi tasası var. Geri zekalılar nasıl gelmezler ayol? Ev yıkılıyor. Yaptık canım işte bir şey. Ah inanmıyorum. Koltuk harika. Çok severim ben bu koltuğu. Kadife. Hop. Koltuk beni sevdi. Sevdi sevdi çok oturdu. Artık bence bu evde ev arkadaşıyız Sadık'cığım. Yani bu ev beni fazlasıyla hak ediyor. Parasını neyse veriyorum. 2000. Hı? Lira. Nasıl? Kira. Tamam. Haftalık. Olur. Ne? Oha. Tamam tamam şaka şaka aylık aylık. Görkem Bey lütfen ama. Çocuk oyuncağı değil. Tamam ayol. Demek Burak ha? Ya. Hiç inandırıcı değil ya. İnanmazsan inanma Alper. Ya. Hiç gerek yoktu böyle bir şeye. Senin için mi yaptım sanıyorsun? Ya benim için, Biricik için. Kimse için gerek yoktu. Ben hayatıma devam ediyorum Alper. Burak çok tatlı. Biz bir süredir görüşüyoruz. Görüştük. Hiç boşuna çabalama. İnanmadım, inandıramaz. Sen o lisedeki hikayeyi bana neden anlattın?
bana aşıkmışsın da anlatamamışsın ya. Neden şimdi? Ya şey... Hiç... Yani öyle içimden geldi, anlattım. O kadar mı? Biz Burak'la çok iyiyiz. Size de mutluluklar. Hoyraz. Niye uyumadın sen? Işıklarınız yanıyordu. Yani birbirinize saldırmayacağınızdan emin olmak istedim. Girebilir miyim? Tabii. Biz birbirimize saldırmayacağız. Rahat rahat uyuyabilirsin, tamam? Ben uyurum da. Sen niye geldin? Işıkların yanıyordu. Haziran bana inanıyorsun değil mi sen? Hangi konuda? Ya hangi konuda olacak, şu Batu konusunda işte. Ya inanıyor musun, inanmıyor musun onu söyle bana. Bak gerçekten kötü biri o. Söyletme şunu bir daha ya. Hoyraz, siz ne konuştunuz? Hı? Boş ver. Boş veremem. Ne anlattı o sana? Hoyraz. Hoyraz öyle eskilerden falan mı konuştu ha? Tuhaf tuhaf şeyler mi söyledi? Hoyraz, sen o yüzden mi vurdun ona? Hoyraz, hiç gerek yoktu. Gerçekten hiç gerek yoktu. Yani o saçma sapan bir durumdu. Batu'yla biricik arkadaştı, arkadaş grubumuz vardı. Herkes yakıştırdı falan. Birkaç kere yemek yedik, bir iki hafta mesajlaştık, o kadar. Denedik, olmadı. Ben acaba mı diye bir kere bile düşünmedim. Tamam, tamam. Tamam, açıklamana gerek yok. Açıklattırıyorsun ama. Ben onunla hiçbir şey yaşamadım. Ya konu bu değil ki zaten. Konu senin böyle bir insana değer vermen, onu hayatına alman. Kısa bir süreliğine de olsa. Hoyraz, hiçbir anlamı yoktu. Hiçbir zaman da olmadı. O kendince böyle komik hikayeler anlattığını zanneden şakacı, tuhaf bir çocuk. O kadar. Yani sana da belli ki gerçek olmayan şeyler anlatmış. Hoyraz. Lütfen ciddiye alma. Bak, senden rica ediyorum. Lütfen. Şimdi beni uyutur musun? Saat 12 oldu mu? Olmuş. Ne oldu ki? Hiç. Ben çok yorgunum. Biliyorum. Dün gece hep seni düşündüm. Ben artık huzurlu olmak istiyorum. Hadi kapat gözünü o zaman. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır.
geç karşıma da. Birkaç yıl eklensin hayatına. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da. Canın pahasına savaş şununla. Çift gökkuşağı çıkar. Sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelip buzullar erir. Sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar. Sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelip buzullar erir. Sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar. Yağmurda gülünce. Yaz erken gelip buzullar erir. Sen bana yürüyünce. Ben yardımcı olayım. Bana bak. Benimle ilgili bir şey öğrenmek istiyorsan yüzüme sorarsın. Git yat dinlen şimdi. Yarın yolcusun. Bütün benzin iyice soldu. Kahrola sıcalar. Adaya geldiler, huzurumuzu bozdular. Ya babaanne, ne konuştuk seninle? Üzülme demedim mi sana? Ben gerçekten iyiyim. İyisin değil mi yavrum? İyiyim, iyiyim. Ya biliyorum bak, herkes şimdi eski Poyraz olmamdan korkuyor benim. Ama yok, iyileştim ben diyorum işte. Olmayacak öyle bir şey. Yüce Rabbim ayağına taş değirmesin. Yüzünü düşüren herkes senden uzak olsun inşallah. Canım.
Günaydın. Kafasını yardım çocuk işte. Nenem. Allah sağlık saatinizi eksik etmesin inşallah. Hayırlı sabahlar. Ben arkadaşı geçireyim babaanne. Ya bana arkadaş demiyor mu? Böyle kalbimde kelebekler çırpıyor ya. Yürü hadi yürü. Nerede çırpıyordu o kelebekler? Karında mı çırpıyordu? Veda vakti ha? Bak bu adadan defolup gidiyorsun. Bir daha buraya gelmiyorsun. Haziran'da bir daha aramıyorsun. Aslında bana bunları yazılı şekilde yapılacaklar listesi olarak verirsen çok makbule geçer. Peki. Gidiyoruz bakalım. Yani gerçekten Haziran'ı başkalarına yar etmem diyorsun ha? Ben sen hala akıllanmadın mı ya? Akıllandım canım. Günaydın. 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 Her şey yolunda mı? Gidiyorum. Süper. Doğru olanı yapıyorsun. He ya. Bu akşam kısmetse Abbas yolcu. Gideyim bir esnafla da vedalaşayım. Yazık. Hepsi çok üzülecek. Yapacak bir şey yok. Ama bir kahvaltıya hayır demem ha. Olur. Olur sen beni şurada bekle ben geliyorum. Sen ettin zaten kahvaltını. Senin gelmene gerek yok. Aynen. Hı. Hala ısmarladık ciddi adam. Nereden çıktı şimdi bu kahvaltı? Tabii ki kahvaltı falan etmeyeceğim. Benim onunla kapatmam gereken bir hesabım var tamam mı? Öyle kimse benim hakkımda ileri geri konuşamaz. Ben onun ağzının payını vereceğim ki bir daha cümle dahi kuramasın. Ha. İyi tamam olur o zaman. İyi. Ayrıca bugün beni kimse üzemez. Niye ne var ki bugün de? Hiç. Bu kolyeyi sen mi almıştın? Sonra da çöpe atmıştın. Çok yakışmış. Teşekkür ederim. Tamam o zaman görüşürüz. Görüşelim. Gerçekten Sadık ya. Allah Allah. Arkadaş gelen giden soruyor burası senin mi diye. Evet burası benim ya. Melisa. Gel kız gel. Bak seninki de burada gel. Gel. Aşağı Bahamalara hoş geldin bebeğim. Şaşkınım gerçekten. Bak boyfriendin de burada. Saçlar toplanmış filan. Tamam, görüşürüz. Ne haber? Ya Burak çok özür dilerim ya. Yok hiç önemli değil. Sadece önceden bilseydim yardımcı olurdum. Gerçi öğrendim. Neyi öğrendin? Ne olacak? Sen Alper'i işte. Nasıl ya? Yahu yabancım var aramızda. Hı? Konsensüs yapacağız. O yüzden toplandık. Akıl akıl gel peşime takıl. Neden hep kendimi böyle durumlarda buluyorum ya? Yalnız ben bir şey söyleyeyim mi? En başından beridir ben sizi yakıştırıyordum. Tabii canım yıllardır sizi yakıştırıyordum yani. En başından beridir yani. En başından beridir. Vallahi bence de çok yakışıyorsunuz Melisa. Tabii canım. 10 numara bir çift oldular ya Alper'le Melisa. 10 numara. 10. Tabii ayol. David Beckham, Victoria Beckham. Oradan devam ki. Aynen arkadaşlar. Ben Alper Biricik. Öyle olmaz tabii. Ama bebeğim sen kendi kendine gol attın.
Niye sen işin başında oyuna giriyorsun ki böyle? Kız öyle bir baktı ki sanki biliyor gibiydi. Korktum, ne yapayım? Ya onu kimi bulsam söyleyecektim. Sadık olsa mesela Sadık diyecektim. Şimdi şey, çok onurlu oldum yani. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Ne diyeceğimi bilemiyorum ya, onurlu oldum. Ben sahile dondurma satmaya gideceğim. Dondurma isteyen var mı bu arada? Allah seni kahretmesin. Böyle peluş oyuncaklar gibi seninle gidiyordun. Nasıl bozdun kendini hemen? Hemen esnafçılık, hemen. Yok dondurma mondurma. İstemiyoruz. Yok. O zaman... Ey dondurma yalamayanlar, ey aşağı bahamalılar, konsensü oluşturuyorum, oturum açıyorum. Konumuz Alper ve Melisa aşkı.